Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Mungan. Bu videoda sizlerle birlikte Flow Analize, Creo 9 ile birlikte gelen Lattice özelliğinden bahsedeceğiz. Özellikle Lattice yapıların mesh ağının örülmesi ve akış analizlerinde fizik tanımlaması yapılması çok zordur. Fakat Creo 9'a birlikte yeni gelen kabiliyetler sayesinde artık bu daha mümkün olabilmektedir. Şimdi bu özelliği inceleyeceğiz. Örnek üzerinden göreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bir asıl değiştiricimiz mevcut. Şöyle bir iç yapısına bakalım dilerseniz. Evet, şöyle bakın. Tıkladığım zaman şuradan Zplane'i açıyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi bir Lattice yapımız mevcut. Şöyle şunu kapatabiliriz. Akışımız buradaki üst taraftaki boşluktan girecek ve alt tarafta yer alan boş daireden çıkacak. Giriş sıcaklığımız 343 Kelvin derecede ve hacimsel debi tanımlayacağız. Çıkışımız için ise sadece atmosfere açılacak biçimde bir sınır tanımlayacağız. Ne yapıyoruz? İlk başta şöyle Application sekmesine geliyorum ve Flow Analyze'e tıkladım. New Project dedim. OK diyorum. İlk olarak katı hacmimizi ve sıvı hacmimizi tanımlayacağız. Şöyle Select Simulation Domain'e tıkladım. Add Fluid Domain'e tıklıyorum. Ve model ağacından bodylerim arasından akışkan hacmimi seçiyorum. Şöyle inlet ve outlet'i seçtim. OK dedim. Şimdi de katı olan hacmimi seçeceğim. Add solid component'a tıklıyorum. Bu sefer de main'i tıklıyorum. OK diyorum. OK dedim. Evet, şimdi bunları belirtilen hacimler içerisine alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi artık domain bölümü içerisinde tanımladığım hacimler burada görünüyor. Daha sonra ne yapacağım? Şöyle fizik tanımlamamı yapıyorum. Türbülanslı akış olacak ve ısı transferi olacak. Bir de streamline'ları, yani akım çizgilerini görmek istediğim için streamline'ı buradan aktif hale getiriyorum. Buradaki tanımlamamı yaptıktan sonra close diyorum. Evet, tanımlamamı da yaptım. Şimdi mesh yapımı geldi sıra. Şuradan Operations bölümünden Generate Mesh'e tıklıyorum. Açılan pencerede Includes Hybrid Bodies'i şöyle Yes olarak işaretledikten sonra buradan Maximum Size'ı 0.04, Minimum Size'ı da 0.002 olarak belirtiyorum. Close dedim. Pardon, close dedim. Buradan Generate Mesh'e tıklıyorum. Ve artık mesh'imin örülmesini sağlıyorum. Tabi ilk olarak ne yapacak? Yüzey analizi yapacak. Yüzeyleri bölmek için bir hazırlık aşaması mevcut. Daha sonra mesh elemanlarını yerleştirecek. Son olarak da mesh elemanlarının kontrolüyle birlikte artık mesh sürecimiz bitmiş olacak. Evet, mesh tamamlandı. Şöyle mesh yapımızı açalım dilerseniz. Böyle gördüğünüz gibi mesh elemanlarımız bu şekilde. Şimdi artık malzememizi de tanımlayalım. Sınır koşullarına geçmeden önce. Şöyle Materials'a tıklıyorum. Buradaki main bölümlerini hepsini seçtikten sonra katı tarafa atıyorum. Ve hepsini de 60-61 olarak seçeceğim. Alüminyum 60-61 olarak seçiyorum. Hepsini de seçtim. Şöyle bunları da aynı şekilde. Okey dedim. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de şurayı da water olarak seçiyorum. OK dedim.
Evet, malzemelerimi de tamamladım. Son olarak ne yapıyorum? Sınır koşullarımı tamamlayacağım. Birinci girişim şuradaydı. Şöyle tıkladım. Buradan geliyorum. Ne diyorum? Hacimsel debi olarak seçtim. Şöyle tekrar seçtim burayı. Properties'ten. Şuradan artık tanımlamamı yapabilirim. Şuradan da yapabilirim. Şuradan da yapabilirim. Artık sizin isteğinize kalmış. 0,00015 metreküp bölü saniye olarak belirtiyorum. Ve giriş sıcaklığımı da 343 Kelvin olarak belirttim. Şöyle yes dedim. Neden yes diyorum? Çünkü ben akım çizgilerimi hatırlarsanız buradan aktif hale getirmiştim. Akım çizgilerim giriş sınırımdan hacme akacak. Dolayısıyla akım çizgilerinin başladığı sınırım burada olduğu için release particle'ı buradan yes hale getirdim. Ve buradan da partikül sayısını 100 olarak belirtiyorum. Evet, buradaki tanımlamamı yaptım. Son olarak giriş çıkış arasında çıkışı tanımlıyorum. Buradan da ne diyorum? Specified pressure outlet olarak tanımlayıp atmosfere açık bir sınır olarak tanımladım. Tabii bitti mi? Bitmeli. Isı transferinin tanımlanması için bir de katı hacmimizi de tanımlayacağız. Şöyle main'e tıklıyorum. Buradan convection radiation'ı ve kat sayımı ve serbest akım sıcaklığı buradan giriyorum. Taşınım katsayım buradan 100.500 olarak girdim. Serbest akım sıcaklığı ise 298 Kelvin olarak giriyorum. Evet, buradaki tanımlamamı da yaptım. Şöyle şuradan da görebilirsiniz. Tanımlamamı yaptım. Artık yapacağım ayarlamalar bitti. Şimdi sonuçlar kısmında ben ne yapacağım? Şöyle çıkış sınırımdaki iterasyona bağlı olarak sıcaklığımı da görmek istiyorum. Şöyle buradaki sınırımı aktif hale getirdikten sonra XY plot'a tıklıyorum ve buradaki değişkeni sıcaklık olarak belirtip OK diyorum. Şöyle XY plot panele bastığım zaman birinci grafiğim residual grafiğim, ikinci grafiğim ise şöyle tab moduna da geçebiliriz hatta. Birinci grafiğim residual, ikinci grafiğim ise sıcaklık grafiği. Şöyle başlatıyorum. Evet. Burada analizimiz gerçek zamanlı ilerliyor. Yani her iterasyondaki değişikliği görebiliyorsunuz. Mesela şu an çıkış sıcaklığımız 331 Kelvin aralarında. Büyük ihtimalle bu şekilde ilerleyecek. Evet, analizimiz bitti. Şöyle 90 iterasyona yakın yerlerde bitti. Okey diyorum. Şöyle tekrar gösterelim. 331 Kelvin aralarında çıkış sıcaklığımız mevcut. Şöyle grafikten de okuyabiliriz. Evet, akım çizgilerini aktif ettiğimizi söylemiştik.
Bu akım çizgilerinin animasyonunu da görebiliriz. Nasıl yaparız bunu? Şöyle streamline'e geldim. Burada zaman aralığını animation time step size'ı 0.02 olarak belirtiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi akım çizgilerinin animasyonunu görebiliyorum. Ve şuna daha iyi bastığımda. Tabii transparans hale getirerek bunları görebiliyoruz. Aslında şunu şöyle yapalım. Kesitini alalım. Şöyle model ağacıma geri geliyorum. Ve buradan Z plane'i seçeceğim. Z plane'i aktif hale getireceğim. Şöyle aktif hale getiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve tekrar Streamline'a tıkladım. Şöyle artık daha net bir şekilde görebiliriz. Aynı zamanda konturları da görebiliriz Streamline'la birlikte. Ne yapıyorum onun için? İlk olarak Section View'e tıklıyorum ve buradan Plane Z dedikten sonra buradan mesafeyi 0 olarak belirttim. Next dedim. Temperature seçecektim ben de. Temperature seçili haldeymiş. OK dedim. Şöyle gördüğünüz gibi hem Streamline hem de konturları aynı pencereden görebiliyorum. Şöyle biraz daha yaklaşalım isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi lattice yapı içerisinde akış hareketimiz mevcut. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Creo 9 ile birlikte gelen bir özelliği inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.